sistematik taramalar yine tüp bebek tedavisinde uygulanabilen ek yöntemler arasında görülmektedir. Bu yöntemin kullanılmasının iki amacı vardır. Bunlardan bir tanesi çiftlerden birisinde veyahut her ikisinde bazen tek gen geçişli bazı genetik hastalıklar bulunabilmektedir. Örnek vermemiz gerekirse bilhassa coğrafyamızı ilgilendiren bu talasemi dediğimiz Akdeniz anemisi taşıyıcılığı eğer her iki çiftte de varsa ve bunların daha önce de bir çocuğu bu şekilde doğmuşsa bazen bu çocuğa bir kemik iliği donörü olarak da sağlıklı bir çocuğun ve bu kemik iliğine de uyumlu bir çocuğun, doku uygunluğu olan bir çocuğun dünyaya getirilmesi hastalıklı çocuğun tedavisi bakımından hayat kurtarıcı olabilmektedir. Bu gibi bir örnekten hareket edecek olursak, işte bu tür hastalarda da embriyolarda bu tek genin ayıklanması ve sağlıklı olan embriyoların transfer edilmesi ve böylece sağlıklı bir çocuğun elde edilmesi söz konusu olabilmektedir. İşte bu tür olgularda yine doku uygunluğu testlerinin yapılmış olması genetik anlamda embriyo düzeyinde henüz gerekmektedir ki çocuk dünyaya geldikten sonra kardeşine bu anlamda yardımcı olabilsin. Bunun dışında yine bazı metabolik hastalıklar, kas hastalıkları ailesel geçişli olabilmekte ve bunların yine genetik yöntemlerle ayıklanması söz konusu edilebilmektedir. Bunun yanı sıra bazen çiftlerden bir tanesinde veyahut her ikisinde de kromozomal yapı problemleri, sayı problemleri karşımıza çıkabilmektedir. Bunların doğal hayatlarında gebe kalması durumunda çoğu kere düşükle sonuçlanan gebeliklerle karşılaşılabilmektedir. İşte bunları engellemek için bu tür olgularda da yine genetik analizli tüp bebek uygulamaları yapılmakta ve bu genetik analiz sonucunda normal olduğu görülen embriyolar rahim içerisine yerleştirilmek suretiyle olgunun daha erken dönemde normal bir embriyoyla gebeliğini başlatabilmekteyiz. Ve bunun tabii ki normal bir şekilde de doğumunu sağlamak, düşük riskini azaltmak çok daha yüksek oranda mümkün olabilmektedir. Bunun yanı sıra yine ileri yaş kadınlarda ve bazen ileri yaş erkeklerde de bir çift ileri yaşlıysa yine kromozomal problemli bilhassa halk arasında da çok iyi bilinen Down sendromlu veyahut da trizomi 18 veyahut yaşamla bağdaşan başka anomalilerin de olduğu kromozomal problemli çocuklar dünyaya gelebilmektedir. Bu tür problemleri de engellemek açısından yine preimplantasyon genetik tanıyla günümüzde artık 46 kromozomun incelenebildiği ve düşükle sonuçlanabilecek embriyoların ayıklandığı, yaşamla bağdaşan ağır anomalilerin olduğu yine genetik problemli çocukların dünyaya gelmesinin engellenebileceği ve bu yönde sağlıklı bir gebeliğin oluşturulabileceği ve dünyaya getirilebileceğini de söylemem gerekir. Preimplantasyon genetik tanı iki yöntemle uygulanmaktadır. Bunlardan bir tanesi 3. gün embriyolara yapılan biyopsiler. Buradan bir hücrenin alınması ve bu hücreden genetik analizin yapılması. Bunun dışında yine embriyoda yapılacak olan bir başka yöntem trofektoderm biyopsi yani 5. gün embriyosundan birkaç hücre alınarak genetik analizlerin yapılmasına yöneliktir. Bu iki yöntemde de bahsettiğim teknikler uygulanmak suretiyle gebelik başarısı bilhassa yine tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarında, yerleşme başarısızlıklarında gebelik başarısını yükselten bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.